Son zamanlarda sosyal medyada ya da bu kanalda ne paylaşırsam paylaşayım altına hep aynı şeyi yazdınız. Öğretmen. 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 O zaman buyurun. Öğretmen. Bu dizi bir Japon yapımı olan Sannen nakumi imakaraminasan wa hitoji desu dan uyarlama. Nereden? Sannen nakumi imakaraminasan wa hitoji desu. Yok, bu dizinin oyuncu kadrosu değil. Adı. Daha akılda kalıcı olması ihtimaliyle İngilizce adını da söyleyeyim. Mr. Hiragi's Homeroom. Peki biz ne dedik? Öğretmen. Ama bu da bir gelişme. Birçoktan dizilerin kendisini olamasa da adını kısaltabiliyoruz. Öğretmen yerine örtmen diyerek sabırsızlığa ilk adımı atan bir topluma fragman bile izlemeden konuyu hemen anlasın diye mevzuyu isimden vermek yerinde bir karar bence. Bu arada öğretmen dünyanın en hızlı uyarlanan dizilerinden biri olabilir. Çünkü bu Japon öğretmenin Türkiye'ye ataması da daha bir sene bile olmadan çıktı. Keşke gerçek hayattakilerin de bu kadar çabuk olsa derken insan bir yandan da düşünüyor. Dizi konusunda gelişen tek şeyimiz acaba kopyalama hızımız mı diye. Ama yok, öyle düşünmeyelim. Bu sefer durum başka. Şimdi tabii Asya dizilerini çok sevenler, izlemeye alışık olanlar bana katılmayabilirler ama bana göre öğretmen Japon orijinalinden daha iyi. Bir dakika dur. Başım döndü. Ne dedim ben az önce? Hatta şöyle söyleyeyim. Uzun bir süreden sonra ilk defa uzun bir dizi süresi bana uzun gelmedi. Ha yok, dizi yine Türkiye gibi. Ortada bir duygu varsa en uçlarda yaşanıyor. Gözyaşının yine litrelik olduğu sahneler uzun katsa da sonradan toparlıyor yine. Mesela orijinalinde içine içine ağlayan kız bizim dizide yerlerde sürünüyor ama Japonların da bizden aşağı kalır yanı yok hani. Soroi mo sorotte kuzu da na! Bir süre sonra sanki bana bağırıyormuş gibi geliyor. Bu arada diziyi neden beğendiğime az sonra geleceğiz. Ama önce hiç izlemeyenler için dizinin konusu da şu. Bir fizik öğretmeni bir öğrencinin intiharına sebep olan diğer öğrencilere fizikten çok daha büyük bir ders vermek için değişik bir plan yapıyor. Bir bomba patlatıp 29 öğrencisini rehin alıyor ve her bir cevabıyla başka bir suçlunun ortaya çıkacağı sorular soruyor. Dışarıdan gelebilecek bütün kurtarma girişimlerine karşı da bir önlemi var. Tam siz, hadi bakalım derken onu da daha önceden düşündüğünü anlıyorsunuz. Aslında bunun sınıflısını değil de merkez bankalısını yapsan tutar ha. Değil mi? Öğretmen yerine de profesör dedik mi? Bu arada dizinin orijinali sadece 10 bölüm sürdü ve bitti. Her ne kadar farklı söylentiler olsa da öğretmenin de 13. bölümde bitmesi planlanıyor. Ki bence hem senaryo açısından hem de Türkiye için doğru bir karar. Çünkü botokslu orta yaş entrikasına alışık Türkiye izleyicisine lise son entrikası çok uzun süre işlemeyebilir bence. Gelelim dizinin en iyi yönüne. Sürekli merak edilen bir şey var. Ama her şeyden önce bir mesajı dikkat çektiği bir yer var. O da çevrim içi, yani siber zorbalık. Tamam, buraya kadar çok güzel. Peki Türkiye izleyicisinin dikkati öyle çekilir mi? Yok. Tabii işin başka bir tarafı da bir saatlik diziyi iki saat yapmak kolay değil. O yüzden öğretmen de öldüreceğini söylediği öğrenciyi adadan elinecek kişiyi açıklayan Acun Ilıcalı gibi söylüyor. Taksit taksit. Onun örneğini vermeyecek miyiz? Yok, o uzun olduğu için telif riskinden dolayı Instagram hesabımdan yayınlayacağım. Dizi uzatma tekniklerinde Acun Ilıcalı taktiğine şuradan ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu sefer dizi süresinden ilk kez şikayetçi olmayacağım. Birincisi, dizi şu kıza rağmen kendini izlettirmeyi başarıyor. İkincisi de bu sefer dizi izleyecek çok vaktimiz var. Yani evde erkekler bile temizliğe başlamışken beğenilen bir dizinin sıkmadan uzun olabilmesinden şikayetçi olmak yanlış olur. Ayrıca dizide sürekli geçmişe gidip birbirine kötü davranan gençlerin bunu neden yaptıklarını görüyoruz. Ama kötülük yapma nedenleri de şunlar. Benimle arkadaş olmadı. Çıkma teklifimi reddetti. Ona anahtarlık verdim ama başkasına verdi. Keşke dizide gösterildiği gibi her şey bu kadar basit olsa. Ama günümüzde dizinin de değindiği siber zorbalıktaki yaşananlar artık dizilere bile konu olamayacak cinsten. Ve hepimizin maruz kaldığı ama gençlerin altından kalkmakta zorlandığı nefret ve aşağılama söylemleri sanıldığından çok daha fazla etkileyebiliyor onları. Diziyle ilgili işin öğretmen ve öğrenci ilişkileri, linç edilen öğretmen, öğrenci döven hoca tartışmalarını bir kenara bırakırsak aslında şöyle bir uzaktan bakıp teşekkür etmek gerek. Evet, bunu para kazanmak için yaptılar. Üretmek yerine yine kopyalayıp yapıştırdılar. Ama elde bugüne kadar onca para basmış konu varken, yurt dışında uyarlanmayı bekleyen onca dizi varken böyle bir senaryoyla para kazanmayı tercih ettikleri için teşekkürler. Ama gençleri korumak bu kadar kolay olsaydı keşke. Yani tabii ki dizilerin dikkat çekmesiyle olacak şeyler değil. Sanırım önce
değil çocuğunu, kendini bile mutlu edemeyen, çocuğuna iyilikten önce kıskançlığı öğreten anne ve babaların eğitiminden başlamak gerek.